Hanım yenge, ne topluyorsun sen? Ne oluyor bu? Patateslere koyunca ne oluyor? Küve yapmıyor diyorlar ya, böcelenmiyor. Sen daha önce kullandın mı? 5-6 senedir kullanıyorum. Peki böce yapıyor mu 5-6 senedir? Yapmadı. Bunu kullanmadan yaptıydı 1-2 senede. Bunu kullandıktan sonra yapmadı değil mi? Yapmadı. İlaç ne yapmıyor, yatmıyor ya. Adı üstünde güve otu yenge bu. İşte güveler koyuyor. Bak bunu neye koysan koy, bu güve yapmaz. Eskiden kak bandırıyordu. Şimdi de kak etmiyor güveyi. Kak neydi yenge? Erik kurusu yeniyordu o zaman. Şimdi yenmiyor. He, nasıl bandırılıyordu? Nasıl oluyordu? Kazana vuruyoruz. Bunun içine atıyorduk. Suya bandırıp seriyorduk. He, o zaman bunun kokusunu alıyor erikle. Güve yemiyor değil mi? Bunlara mor mercan diyorlar yenge. Tamam mı? Dağ kekiği diyorlar. Bunlara mı? He, bunun adı mor mercan, dağ kekiği. Kokusu dayı bizim. He, çay otu. Bunun çayı da çok güzel oluyor. Çayın içtin mi hiç? İçmedim. Çay otu ayrı ya. Yok, bu da güzel. Sen bunun bir çayını içmiyor. Bayılıyorsun bak. Çayını denemedim. Denersin. He, yemeklere kat. Kekik bu. Yemeklere kat baharat olarak. Nasıl kokusu bana geliyor bak sen öyle kopardıkça yani mis gibi. Dayı kokuyor dayı. Aslında bundan parfüm yapacaksın değil mi? Nasıl kokuyor? Evet sevgili arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi hanım yengeyle beraber kakotu topluyoruz. Eskiden kakotu. Kakotu dedik. Ama şimdi bunun asıl gerçek adı mor mercandır yenge. Güve otu, mor mercan. Bizim bunlar da kakotu, kak bandırdık. O zaman erik kurusu, ağabey kurusu, eskiden ayran vardı. Değil mi? Hep bunlara bandırdık, kış çıkınca hiçbir şey olmuyordu. Her şey doğalmış eskiden ya. Tamamen doğal. Şimdi herkes pazara gidiyor. Gidiyordum o zaman. Şimdi kak bile yiyen yok herhalde yani. Eskiden kışın misafir gelince ne derlerdi? Önüne armut kakı, elma kakı, erik kakı, iğde, nohut, ondan sonra ceviz. Şimdi gari millet onları koyduğun zaman misafire iyi bakmadı diyorlar. Bir şeye gideceksin gari, hemen markete. Hemen gideceksin, hazır. Hazır markette. Güzel market bilmiyorduk ki, hep bunlardandı. Market mi vardı eskiden yenge? Eskiden market ne de vardı? Daha haftada bir harnıpçı dedik biz. Eşeklerle, atlarla gelirlerdi. Yeter versin burada bana. Al al topla biraz. Tam zamanı şimdi, toplama zamanı yani. Ben çiçeğe dökülü veriyorum. Birkaç gün sonra dökülür, bunlar bulamazsın yani. Dökülür var. Tam açmış daha iyi şimdi yani. Buna bak, bunlar çok güzel, gel. Mis gibi kokuyor ya, vallahi ya. Bak kokusun. Bunun kadar güzel kokan herhalde hiçbir şey yoktur yani. İnsanın böyle var ya. Bunun yağını çıkarıyorlar ya, yağını da yap sen bunu. Yağını var ya, migren ağrılarına, baş ağrılarına bu kadar etkili ki bu. Romatizmaya gelirse çıkarın. Romatizmaya da geliyor. Ağrı kesici özelliği de var bunun. Aynı zamanda mantar varsa parmak aralarında falan. Bunun yağını nasıl yapacağını biliyor musun? Ne? Bak şimdi bunun çiçeklerini kopacaksın böyle. Bir kavanozun içine dolduracaksın. Evet. Üstüne bir parmak kalana kadar gerçek zeytinyağı koyacaksın, tamam mı? Gerçek zeytinyağı niye de bulacağız? Ha işte o. O ana. Bir onun gerçeği ama zeytinyağının gerçeği olduğunu bilmiyorum. Ha onu bilemiyorum tabii işte. Gerçek zeytinyağı bulabilirsen. Onu da üstüne dolduruyorsun kavanozun. Eğer içeceksen gölgede. Ama yaralara süreceksen sıcakta. 40 gün bekle diyorsun yani. Ondan sonra mide rahatsızlığın varsa gölgede yapacaksın ama. Yağını gölgede yapacaksın. Yağını niye de bulacağız Şahin? Yağını niye de bulacağız? Kim o, şeyler satılıyor ya, böyle köylüler satıyor simavda falan. Hiç aklı yok. Onun hiç kimseye bin inanmayın. Hepsi doğal değil. Öyle mi? Tabii. İçine pamuk yağı mı katıyorlar? Ne diyorlar? Her şeyi katıyorlar. Doğal yani yağı niye de bulacağız? 5 kilo bu yağı aldırdık. Doğal, iyi, güvendik de 5 kiloyu döktük çaya. Ciddi mi söylüyorsun? Vallahi attım. Ne çıktı? Hiç olmuyordu. Hiçbir yemeğe de kattım. Tadı bir olsudur. Bir şeye benzetemedim. Allah Allah. 5 kilo şey yaptım. Lokum ettim o zaman. Acaba iyi olur mu diye. Kaç sene evveli bak. Nedir aldıydın? İşte satman geliyordu. Adı tanıdığı da aldıydı benim adam. Lokum ettik. Lokumu da bir hoş kokuttu. Zivanda kızartma ettik de. Zeytinyağı kokar zaten de. Ama kendi has kokusu vardır onun ya. Kendi has kokusu değil.
Yemedik de yemeğe kattım. Yine yemedik. Yemeğe de döküyorduk. Allah Allah. Hinci işlerine pamuk yağı ne katıyorlarmış, ile yapıyorlarmış. Evet, eskiden de yapıyorlar. Git daha 5 kilo zeytinyağı, yazık oldu. Vay be. Ondan sonra kaşı aldık, karışık aldık, kötü de aldık, iyi yedik. Aynı mi şunlar da? Ama doğal şeysini yiyemez. Doğal değil. Evet. Güzel i̇şte mi? O yağını, gerçek zeytinyağını bulursan yağını yapabilirsin bunun yani. Niye de bulacağız o Allah'tan? Kendi zeytini doğmuyor. Evet. Yakını ya tandım orada zeytin dert olursa da. Evet. O zaman da bulacağız. Hadi yeter bari. İyi. Kaç elde var, geçen getirdim. Patatesleri, gazdın mı sen patatesleri? Ya gazmadım da. Hadi. Ben de gazmadım da. Hadi daha dursun. Soğan dedim, erken gazdım, patatesleri erken gazmayayım dedim. Azıcık bekle diyorum yani. Hadi bekle, kayalım. Bunlar patatesini gazmadık da gazarız, ileride oluyor. Evet. Daha dursun. 10 gün sonra gazlı mı? Erdim, gazlı vermedim. Ama daha hesapları gök bizim ya. Dursun niye gazcı? Azıcık daha dursun değil mi? Yerde duruyor ama toprakta dursun. Böyle evet, yemedim. Aynen yok, aynen doğru söylüyorsun. Yeterli mi? Yeterli. İyi, ben çapamalıyım. Dedi ki karpuzun dedi büyüğü iyi olur dedi, biliyor musun? Yok o. Şey dedi Özlem, anne dedi her geldiğimizde karpuz getiriyoruz, biz kesemiyoruz. Daha duruyor dedi. Bizim elimize verdi. Öyle. Bak, güvercinli karpuzuymuş. Yenge bunlar. Geçen güzel. Güvercinli karpuz dedi. Bizim evin önünde duruyor. Hayır anne abla, soğuk yiyemiyor. Hura dökülüyor. Sıcak sıcak yiyorsun. Öztür demen. Soğukları siz bana bırakın, yiyeyim ben seni. Soğuk iyi oluyor. Abla da çok soğuk. Bu kanıyor bana. Sen dişini sızlatıyor. Tamam yeter. O kabuğu da üstüne kapa. Dolabı boyarsak koyarız biz. Olsun. Niye bu abla? Yeah. Güvercin gitmiş. Siz de almışsınız ya. Üçünü mü aldınız? Niye bu? Bayramda ya onlar da dağılıyor diye. Tam bir çıkar gün tersle, tersin çöpe gittiği bir şey olmuş. Yiyemediniz. Ondan sonra evin önünde geliyor adam, evin önünde veriyor ya. Bütçünü versen veriyor. Yok abi. O çekiyor. Ben annemin parayı yok anlatıyordu. Her gün geçer günü bağırıyor kardeşim. Dükkanımı alıyor. Termenim var diyor. Geliyor sık sık adam. Şeye de geliyor. Şaphanede de bağırıyordu. Güvercinli. Güvercinli karpuzu diye. Bugün uzun ev geldiğim gün bağır dedim. Adam yine üçünü verdi. Satçı abla buraya kadar gelmiş alalımdı. Yazık ya. Aldım şunu at, hemen onlar kesti. Hem çayla içtiler birini. Hanım ablanın verdiği galon da vardı. Birini onlar gitti. Onu içer götürdüm. Ala gelir misin? Yok yok, yok bunu yiyen bu. Onu şey etmem. O bir soğusun. O soğusun gay. O gerek yok. Hepsini bir günde yiyemiyorsun. Çok gibi ama o gün maşallah 20 de geldi. Bir kalabalıkta git gidi kaldı. Şeyde de Bülent o akşam kesti kesti. 3 tane kesti gay. Bir sürü kesti. Veri veriyor elinden bize, biz de yedik. Şey güzel oldu yani, güzel mi o şey tavuk çalmaya gidildiği günü. Düğün iyi oldu ya, ben aslında. Düğün güzel oldu, iyi oldu. Kalabalığa göre bir şey çıkartıyorum, çıkmadı. Şey, çıkmadı. Hiçbir şey çıkmadı. Bizim karpuzlarda da var kafa gibi. Zaten iki tane kocaman tane teklerini böyle cizi cizi. Cizi cizi. Kocaman tane nasıl bir yere emek azmadan öyle yeşil at at bir at at bir nasıl oluyor bostan su mu? Bir sene benim derin burada işte hani sen domuz yer 9 kaldı bostan oldu köken ya. Okuyor. İşte su mu değdi işte o da. Nasıl oldu? Ya ya böyle kocaman tane nasıl büyüdü. Bir de karışmayın onunla işte köken içeceğiz onu da ettirmediğim bir şey. Derin yem atılması lazımmış tohum. Koca matur böyle garık kırarmış kulluğundan. Kulluğundan değil mi abla? O garık kırmayı sürdü. Sürgületmedim, attıydım o. Bir şey de diyor dediler, adama garık kırdı. Dayı dedim, bu neden oluyor, yenge dedim. O garık kırmayı erir ya. Biz de öyle diyoruz da çeşneye. Motorun dizi verdiği yere derin. Üç pulluk bir şey attırıyoruz diyor. Oraya atıyorsun diyor. Derin ya gay. Öyle pulluk izi yok mu? Oraya atıyormuş. Hiç emeksiz. Hemen emeksiz, atıyormuş. Kapıyormuş. Kapıyorsun dedik. Eskiden sapanla atılırdı. Çukura atılmazdı. Değil mi abla? Böyle sıra sıra.
O karda onu doldur verin yani. Yani aşağısı kabarıyor kayanın ya. Kökünü sadece kök salıyor kök. Gübreli, hayvan gübresi bol olacak, kaba olacak. Bostanın yeri kaba olacak abla. Bir de havadar olacak biraz. Böyle olsa ben burayı öğretmeyeyim. Bir sene Hanım abla dedi ki, 9 kök bostanın vardı değil mi? Böyle kafa gibi döşenmiş. Sen 2 gün daha dursun da çocuklar gelince toplayın dedi. Domuz girsin gece. Böyle oymuş içini yemiyor hiç bostanı. Tamam. Bostanı kemirmiş, ısırmış, çekirdeğini yemiş ötekine geçmiş. He. Bir tane girmiş. Çekirdeklerini yiyor. Karpuzu yiyor ama. Yiyor mu karpuzu? Karpuzu yermiş. Karpuzu her yeriyle bir yermiş. Kabuğunu yemez. Öyle mi? Ha, içini. Ana, kabuğunu yemez lazım mal. Kırmızı olursa bir oranı bırak veriyor. Kırmızı böyle olsun mu? Ağzının tadını biliyor. İçini böyle kemiriyor, kabuğu kalıveriyor. Vay be. Rindeyiz orada karpuzlar ya. İnternette gördüm. Ağaca çıkmış kız domuz. Sen de gördün mü? Şeftali yiyor. Şeftali yiyor. Şeftali ağacı alçak böyle ortasına çıkmış abla. Böyle dallı öyle ya. O dalın ortasına çıkmış şeftali yiyor. Çekmişler. Demek ki ağaca çıkabiliyor domuz ya. Çok çıkamazdı o kadar. Çok alça o. Yeden eğili öyle abla çatal. Ardılmıştı bunu. Şeyde yaygın bir kere gördüm. Bir bakıyordu bizimkilerden dallar yukarıda da. İlçeler değil. Yerden bir vadeydim diyor. Benceğini de üstüne çıkarmış da diyor. Ondan yiyormuş olardan diyor. Baktım baktım da diyor. Yavrusunu sırtına çıkarıvermiş. Allah Allah. Böyle bir şey eremiyor yavrular. Böyle edivermiş. Nasıl o çıkarmış oradan. Diyor, o yavru da diyor asmıyor aşağı diyor. Kuruluyor dallar kuruluyor. Tabi biz eremiyoruz. Kuru nasıl eriyor okun diyor. Baktım baktım da diyor. Kovalamadım da yediler evden gitmeden. Kovalamamış demek ki yavrularını doyuruyor. Baktım iyice kaynıyor. Bütün canlılığa anne işte abla değil mi? Domuz da olsa anne. Yazık. Sırtına bindiriyor demek. Tövbe. Ben de olsam kovalayamazdım ha. Kovalayamam da. Çıkamadım ben. Baktım baktım da diyor. Kovalayamam abla. Ben de kovalayamam. Çünkü yavrusunu sırtına çıkarmış, doyuruyor. Nesini kovalayacak? Yani nasıl yok? Eriyor yukarı diyorlar da erem diyor. Ben de ölüyorum diyor. Bakayım diyor. Ya o zaman hanım ablaya nasıl yani, acıdın? Kayağının üstüne dingeliyordu. Yine diyor koca koca şeyler yiyor. Yiyor ya. Kayağının üstüne dingeli bardılıyor. Biliyor mu abla? Bir de boynu kalkmaz diyorlar. Kalkıyor demek. Ayağını dingelince kalkıyor demek. Öyle yukarı bunlar büküyor aşağıya. Kirazları. Bir etmiş şurada Hasbi amcanın. Öyle diyesin ki hani domuz da ölmüş gibi değiller. Hem dalları kırmış hem her yeri çapalamış. Pırrrrk yapıyorlar gece bazen. Burada birbirlerini homurdanıyorlar. Aynı eşek gibi. Eşeğin sesi gibi abla. Ben oradan taş atıyorsun, ışık tutuyorsun. Eşeğin yetti, eşeğin yetti yeniyorum. Domuz eşekten şey yetti. O da yenmiyor, da yenmiyor. Yenmiyor da. Hani aynı onun sesine benziyor. Ben bir gece yarısında fırklıyor. Aynı eşek gibi fırk, fırk yapıyor. Şuradan bir tuttum lambayı Şahin'in o düğün lambası. Vay uzun. Tutunca çıktılar da gidiverdiler. Şu tarafa da o garamana da o. Güldür güldür güldür. Bir sürü. Dağlar adamlar hiç geçiz gibi yol etmişler. Ha. Sürüne geziyorlar. Sürüne. 30-40 Yollar açık. Bir kere biz Şahin'le Kocatalı güpegündüz geçiyorduk abla. Bu mıstığın damı yandan bir geldiler önümüze. İyi ya bak ben deyin 35 sen de 50. Öyle sayamadık ama 38'e kadar saydık değil mi biz? En irisi önde abla. Onun ardında onun en ufakları mocukları en arkada. Sürü olmuşlar bir gidiyorlar ama. Ama inek kadar var onlar çok büyük. İnek ya. Kadar abla onlar. Bir kere de kara kara gördük. Geçi gibi. Gaz kara. Aynı senin üstündeki kazak gibi. Kara. Bir de biz bilerden geliyorduk. Bu basını üstünün yanına. Bu koca tarlayı baba. Nasıl geldim? Burada bir şey. Oradan inen, kaybetten inen yere, alüminyum yerinden inen yere. Yola yığılmışlar. Hepsi kadar. Biri sağa biri önde. Biri anası, biri babası. Yola yığılmışlar sağa hiç kıpırdamana kadar istop etti bilen. Aha öyle hepsi. Gerisi ikisi var ya. Biri koca şey bir hukuya gidiyor, biri arkada kuyuya gidiyor. Sonra arkadaki bir döndü yukarıda. Onun anına hepsi döndü gay.
Düdük çalçalmaya, düdük çalçalmaya onlar da gıda buldular, o fotoğraflar çekmiyor. Bir de bilen fotoğraf çekmiştir. Tabii tabii abla. Biz de çektik çayınla. Yığıldılar, geçmiyorlar da yığıldılar. Şahin dedim, ne kadar iri geçi sürüsü var dedim abla. Geçi sürüsü gibi, gaskara, hepsi gara. 50-60 geçkin, bilen dedi, dur dedim üstüne varsın, kocaman üstümüze zorlayacak, atacak. Ata arabayı bafeder, kırar. Dedi, dur dedi, çekilsinler bir güya dedik. Ay, arabayı durdurduk. O gayet fotoğraf çekti. Epey bekledik. 10 dakika ne bekledik. İki biri öyle gidiyor, koca şey, buyu geri gitmeye ulaşıyorlar. Sonra gerideki döndü geri. Ne güya gidelim diye. Gerideki daha iri. O bizden. Önde irileri önde oluyor. Ha. Ona babalarım oluyor bilmem. Ona yol gösteriyor. Ona böyle. İşte öyle mi? Onlar düşünsen ya senin gördüğün sürünün bahçeye girdiğini kız. Onu da anlardım ona. O kirazlar ne almak ediyor. O koca sürü girdim ne edecek? Hiçbir şey kalmaz. Mısır olan yere çok giriyorlar abla. Ne o mısır giriyorlar canım. Mısır yasıyorlar böyle. He. Bir gün şey burada o zaman şey anamla yattık. Akşam kindi gün aşağı kana şurada taze fasulye tiridi yaptık. Yoğurdundan yedik içtik. Ayşem'le burada bir mısır var ama boyumuzla bir. Mısır duruyor, karanlık oldu. Ayşem namazlarımızı kıldık, burada yattık. Sabahla namaza kalktım ben. Kuzana dedim, Ayşem'le mısır düşmüş gitmiş geçir. Mısır da eski tane dikili yok. Yok mu hasrede? O da iyi dedi, gece nasıl düştüler ki işte duymadık sen. Bilmiyorum dedim, niye gece düştüler ki? Hani böyle oturduğumuz yerden daban görünmüyor. Ama mısırın o püskülü boyu görünüyordu, yok yemyeşildi. Sonra saat 11'e de o. Ayşe ablalar geldi. Kız dedi, koca tağla mısırı domuz yemiş, hiç siz görmediniz mi? Aman biz de sizmişti sanıyoruz dedik. Onlar onu mallarına da götürmedi, bir şey de etmedi. Oradan söktüler söktüler, şura çınarın oraya attılar. Şaplamalıydı herhalde. Ha? Şaplama geliyor. Domuz hastalığı geçerdi herhalde. Domuz hastalığı geçerdi mi götürmediler? Mal yemesi kokuyordu. Sonra o da durdu saradı. Bayram Gazi Fatma oradan taşıdı hepsini eve. Götürdü ineklerini. Ama saradı galiba. Saradı, o geçti Ayşe, geçmişti. Vurudu. Güneşin altında ona mikrop kalmaz ki abla, öldürür. O gal yemezse mallar var mıydı bakalım götürecek? Vardı. Kuzuları vardı. Kuzu yemezdi. Kuzu yemezdi mi? Götürmedi gay, odan söktü gay. O şey söktü. Tezelerini götürdü, yürüyler kuzu yemezdi. Hızlı hızlı söktü, yoldu gay, yolundu. Şeyle, Şükrü'yle de Ayşe abla orada dereye çekti lavuyo. Sübeğini yemiş, dalını yemiyor. Dalını yemiş. Sübeğini yemiş, ezmiş. Böyle. Yatırıyor yere. İşte o sürü girmiş. Öyle ben de çıkıverdiydim ablacığım. Sanki bir koyun sürüsünün izi var. Tarla da kumcuk ya. O irileri yatırıveriyor. Encikler aşağı hasır ediyor. Hiç duymamışız. Hiç o kadar onlar bağırışmıştır. Mızırdanmıştır. Ama biz o zaman şu arkadaki ev yoktu. Öndeydik ama hiç duymamışız. Geç yattık. Yorgunluk herhalde. Çalıştık gündüz. Ses de geçmiyor zaten. Ses geçmiyor. Duymamışızdır. Bir kere yine şuradan şöyle indiler gece Alim ablanın bahçesine. Ben hemen tenekeyi aldım, koştum, taş atıyorsun, elektrik tutuyorsun. Az önüne acık geldiler, domateslerin içine bir iki eşelediler. Oradan ben ışığı bir tuttum. Ho ho dedim. Çıktılar da gidiverdiler göverlerin içinden. Musa gelininin göverlerinin içinden. Güldür 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 gittiler şeye doğru, yaykına doğru. Ya, İyi ya, kovalamasaydım abla 15-20 vardı gece. Kocalarına giriyorlar. Heh. 15-20 onlar da vardı Şahin. Satkemesinden geliyor. Halime ablaya sabah erkenden geliyorlar. İbrahim abi burada araba döndürüyor. Gelin gelin dedim. Bahçeye bir misafirleriniz vardı dedim. İyi ki duydum da dedim. Üç gibi o zaman geldiler gece. Çok güzel ya, 12. Bizim buralar bu yakaya çok geliyor. Buradan emiyorlar da, buradan inenler. Aa, buradan geliyorlar abla. Sen verin, onlar gördü bu ya. Çamlar güzel, yol. Yürçek yok. Bizim kuyruğunda su içiyorlar. Domuz aa, izi. Yol etmişler bütün. Ha, içiyorlar abla, oradan da içine içiyorlar buradan. Yatağlar. Çam boğulardı, çaya dönüyorlar, çayı boğulardı, sökmüşlerdi. Allah Allah. Abla eskiden benim çocukluğumda, senin genç kızlığında domuz yoğurdu hiç ben. Hiç domuz yoğurdu. Dağlarda mısır ekerdik, hiç tel çekilmezdi. Tel çekim, her yakaladı, ne oldu, buyduydu. Domuz neydi, bilmiyorduk onu domuz nasıldığını. Hiç gelmiyordu ama. Ay oluyor, domuz vadilerde, dışarıda buralara hiç ay oynatma getirirlerdi, öyle gördüm ayı.
ayıyı oynatmaya getirdi adam. O zaman her taraf insandı. Dağdaş insandı ya. İnsandı, orman mı var? Herkes davulda çekiyordu. Buydu inekini. Ekiyor davulda, hiç domuz görünmüyordu. Domuz nerede duruyordu? Yoktu demek. İşte domuz neredeydi? Ben onu diyorum. Domuz neredeydi? Domuz barınamaz ki. Her tarafta insan vardı çünkü. Barınamıyordu demek ki. İyi de Şahin, Çamlık'ta insan durmuyor. Cancağızım, domuz nereye gidecek? Bir sürü çobanlar Çamlık'ta mal bir tane yani. Domuz buralara gelmiyordu demek ormanlı yerlerden. Karagöz'e, Maragöz'e hepsi bütün gün Çamlık'ta ormanda olanlar yani. Tepeköy'de aş domuz olmuş olaydı, aş mal durur mu değil mi abla? İlla ki ne nerede? Yok, demek ki yoktu. O zaman ya. Domuz buralarda. Domuz varmış derlerdi, bilinmiyor. Yoktu. O zaman bak şimdiki kadar kurt da yoktu bak. Ben biliyorum. Kurt ayda yılda bir kışın ağla atladı. Ağılda yemez ya da ağlarda kalırsın ya. Böyle hiç köyün içine gelmiş dedim. Ama şimdi burada buluşuyorlar. Geliyor yazın kışın, kışın hele bir gör. Şuradan ayın şavkına bakıyorsun, ayaklarını görüyorsun oradan. Bir sürü kurt sürüsü. Bir de çakal onunla. Uyak 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 çakalları mı kurtlar kovalıyor bilmiyorum. Çakal bir şey de oluyordu. Şeyler kapanıyor. Tilki. Ha, tilki de var. O tilki da geliyor. Bura bahçeye giriyor bir tane. O bu sene gelmiyor. Onu öldürmüşler. Öldürmüşler. Tilki oluyor. O kaç çakal oluyor. Geçen hem köyün üzerine geziyordu. Ben oraya saat 2:30 uzun gelmedi de yatmış kapının acı oturdum balkona. Karışmayın engelin önünde uzun şeyli geziyordu. Ne kurt dedim ben acık öyleydi. Ne tilki. Tilki dedi Süleyman'da. Gece geziyor galiba. Tavuk arıyor. Tavuk arıyor. Yollarda. Kırkızın iç kapısına doğru geçti. Öte doğru geçti. Eskiden onu sorardı. Geziyor mu? İnsan kalabalığı için. Ting 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 ting. Geziyor. Abla köyün öte başından bir süzüyorsun. Yok. Bu başına kadar ta Gıyas Dayı'na. Sonra aşağı iniyorum. Öyle iniyorum. Hep hani mahalle mahalle insan yok ki evde. Gel kalsın. Damında duruyorlar tilkiler. Onlar evde yok ya. Yok. Geçen baksana horazından dalaşıyorlar. Nerelerde. Gördün mü sen? Ya, ben balkonda oturuyordum. Nasıl? Gece mi gündüz mü? Gündüz. Gece tavuk narasın orada. Nasıl dalaşıyor abla o da? Şey geliyor çıkıyor. Bir bağırıyor ben kışını da hep kış derdi bağırıp içeride zopadaydı daha bayağı çıkmadı. Ben de camda böyle oturuyordum. Süleyman da tavuklar bir bağırışıyor cam açıydı açtıydım böyle havalansın diye. Sopa çok yanıyor. Tak 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 da geliyor oraya geldi aslında ne oldu 30 gün gitmeyende. Böyle bakıyorum işte bak dedim gelip de tilki dinlenip duruyor. Aşağı iniyor tavuklar hepsi bir bağırışınca gerisi geri dama kaçıyor. Tutamıyor. Allah Allah. Hepsi bir barış var ya, o kadar bir koraz, bir o kadar tavuk. Hepsi bir mi oluyor abla belgesel gibi. Sonra şey diyorlar. Sonra o gün bir gün efendim Mehmet'in damında kurtunu kurkun ne yemiş. Basmıyor kurkun. Damın açık yerde kurt kovmuşlar, yakmışmış. Üstünden almışım. Sonra baktım ben. Süleyman'a dedim odayı. Tavuklarla bir şey dövüşüyor. Gel bunu bak diye söylüyorum. Tilki. Sansa dedim ben biliyorum. Tilki dedim. Sansa dedim. Sonra bu garo dedi. Sansa değil tilki dedi. Aşağı delikten tüm büyüyor da tavuklara varamıyor. Allah Allah. Lan çönüyor şeyin dibine, duvarın dibine. Güpe gündüz. Şuna bak ne cesaret. Tavuklar da dıvık dıvık dıvık. Koral bir bağırdı mı tavuklar önce bir varıyor. Hemen dama sokuluyor. Vay anasını. O da baktı. Tüpü aldı, bir attı, sen boşuna atıyorsun, orucudu, oruçluktaydı. Vuramamıştı. Vuramadı. Senin adam, sen dama girerken atıyorsun dedi. Tak, sen yolu derelerine karşı dama giremedi galiba tüpü yaptığında. Tüpeye bilirmiş o, bilirmiş. Çok şey abla ya, kurnaz bir hayvan. Sen oruçta adamın canını niye yakıyorsun? Ben oruç oldum, unuttum ben. Oyunlanıp iyi bir baktım baktı ya dev yanımda diyor tavuklar yolunu. Mehmet dedi dün bizimkini yediler. Demek ki öyle tavuklardan oldu. Orası bir. Ablam sağ ol döndün yedin Allah razı olsun. Çok sağ ol ablam.